Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde quantifiers konusu biliyorum çok çok uzadı ama quantifiers konumuzun son partını işleyeceğiz. Dediğim gibi en başta da söylemiştim zaten bayağı uzun bir konu ama yine de e, güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Bugün de son partımız olan a number of, several, a couple of, a majority of ve the majority of işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle a number of başlayalım. A number of arkadaşlar birkaç anlamında demek, e, demektedir. E, sayılabilen ve çoğul isimlerle kullanılır. Ve burada dikkat etmemiz gereken a number of ile beraber isim kullandığımız zaman fiilimizi daima çoğul çekimlememiz gerekiyor. E, burada az önce söylediğimizin İngilizcesini yazmış. A number of plus pluralına a number of ile beraber çoğul isim kullanılır. E, şimdi örneklerine bir bakalım arkadaşlar. We have received a number of complaints. Dikkat edelim. A number of'tan sonra çoğul bir isim kullanmış. I did a number of business transactions. Yine ne yapmış arkadaşlar? Çoğul bir isim kullanmış. Burada fiil çekiminin örneği yok ama sanırım aşağıda evet var burada. A great number of invitations arkadaşlar bakın. A number of ya da araya herhangi bir sıfat zarf alabilir arkadaşlar sıkıntı yok. A great number of invitations ne yapmış arkadaşlar devamında? Hem çoğul isim kullanmış hem de fiil çekimimizi have been yapmış. Burada sadece arkadaşlar şuna dikkat edelim. Şimdi a number of birkaç anlamında. Hani e, bunu Şöyle de öğrenebiliriz. A number of sayıda demektedir. A great number of dersek çok sayıda anlamı çıkıyor. Araya giren sıfattan dolayı. A small number of dersek az sayıda anlamı, anlamı çıkıyor. Yani önüne gelen sıfat cümlenin anlamını etkiliyor arkadaşlar. A number of ve the number of birbirinden farklıdır arkadaşlar. The number of belli bir şeyin sayısı anlamına gelir ve fiil daima tekildir. Bu farka lütfen çok 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 dikkat edelim. The number of belli bir şeyin sayısıdır Hani şunu şunu yapanların sayısı demektir. A number of birçok sayıda demektedir. Ve nasıl bir fark var? The number of'dan sonra fiil tekil çekimlenir. Şu örnekte olduğu gibi. A number of'dan sonra ise fiilimiz çoğul çekimlenecektir arkadaşlar. Gelelim bir diğer quantifier'ımız several. Several arkadaşlar yine ortaokuldan beri çokça karşımıza çıkan bir quantifier. Anlam olarak birkaç anlamında kullanılır arkadaşlar birkaç anlamda kullanılır ve yine dikkat etmemiz gereken fiilimiz daima çoğul olacaktır. İsmin önünde bir belirteç varsa diğer quantifier'larda olduğu gibi ofla beraber kullanılır. Several roofs bakalım ismini ne yapmış? Çoğul kullanmış ve fiil çekimine bakıyorum. Yine çoğul çekimlemiş. Eğer ki dedik ismin önünde şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar ismin önünde herhangi bir determiner varsa ne yapacağız? Several Of'la beraber kullanacağız. Several of. After the attack on the school, several of the students. The determiner olduğu için arkadaşlar. Several'ı of'la beraber kullandık. Several kelimesi özne ya da nesne olarak cümlede tek başına kullanılabilir. Diğer e, yine quantifier'lardan hatırlayacağımız üzere. Ama mutlaka onun ne olduğuna dair bir gönderme cümlenin içinde olmak zorundadır. Yoksa anlam bütünlüğü sağlanmaz. Several had to leave early for the flight. Pek çoğu erken ayrılmak zorundaydı. Biz bunun burada ile kastettiği şeyin insan olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. A couple of. A couple of arkadaşlar yine çoğul isimlerle kullanılır ve birkaç anlamında kullanılır. Yine dikkat etmem gereken fiilim çoğul çekimlenecektir. Neden dikkat etmem gereken diyorum? Çünkü bu tarz bu tarz quantifier'lar genelde soru olarak çıktığında sonrasındaki fiil çekimini Dikkat etmem gerekir. Bir diğer dikkat etmem gereken nokta ise eş anlamlılardır arkadaşlar. Eş anlamlılara dikkat edelim. Çünkü eş anlamlı cümle sorularında bize verdiği quantifier'ın eş anlamlısını isteyecektir. I am sorry to interrupt but there are a couple of questions. Birkaç tane soru var şeklindedir. A majority of ya da the majority of. Arkadaşlar burada biz e'nin ve d'nin farkını bilirsek çoğu quantifier'da zaten bu iki e, quantifier'ımızın ayrımını yaparız. E ve dayı hatırlıyorum. Determinerlardan hatırlıyorum. Biri belirli, biri herhangi demekti. A majority of ya da the majority of. A majority of çoğunluk demektir arkadaşlar. The majority of'sa belli bir şeyin çoğunluğu anlamına gelir. Ve çoğul isimlerle kullanılır. Fiil de daima çoğul olur. Sayının ne kadar çok olduğuysa Hani e, derecelendirme sıfatlarımız vardı, değil mi? Bu sıfatlarla vurgu yapabiliriz. Mesela great gibi, large gibi, vast gibi sayının çokluğuna vurgu yapmak istiyorsak kullanabiliriz. A majority of roads fiil çekimine bakıyorum, were almış, çoğul bir fiil çekimlenmiş. The, the great majority ofsa ne yapmış? Great sıfatını kullanarak çoğunluğun miktarının arttığını, arttığını yani çok yüksek miktarda olduğuna vurgu yapmış. Bir diğer quantifier'ımız arkadaşlar a large amount of, a great deal of ya da a large quantity of, a large sum of şeklindeydi. Bunlar da zaten son quantifier'larımız arkadaşlar. A large amount of ya da a great deal of çokluk ve çokluk belirtir arkadaşlar. Dikkat edelim. Sayılamayan isimlerle kullanılır ve sayılamayan isimlerle kullandığımız için isim tekil olacağına göre fiil çekimimizde yine tekil olacaktır. Is it true that a great deal of energy bakıyorum nasıl çekimlemiş arkadaşlar tekil olarak çekim şey, nasıl isim kullanmış tekil isim kullanmış ve fiil çekimini de tekim bir tekil yapmış. A large amount of lava yine ismi tekil kullanıp fiil çekimini tekil yapmış arkadaşlar. A large quantity of ya da a vast quantity of çokluk belirtir. Yine dikkat edelim sayılabilen ve sayılamayan isimlerle kullanılır. Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılacaktır bunlar arkadaşlar. Ne belirtecek? Çokluk belirtecek. A large quantity ya da a vast quantity of milk was scattered. Bakıyorum sayılamayan bir isim kullandığı için fiil çekimi ne yapmış arkadaşlar? Tekil yapmış. Ancak sayılabilen bir isimle kullanılsaydı a vast quantity of ya da A large quantity of university students çoğul bir isim kullandığı için fiil çekimi de yine çoğul yapmış arkadaşlar. A large sum of genellikle arkadaşlar bu ikisi money ve cash. Pardon bu quantifier'ımız a large sum of genellikle money ve cash kavramlarıyla birlikte. Zaten paragraf okuduğunuz zaman çok çok göreceksiniz. Genellikle bu iki kavramla çok kullanılacaktır. Ve anlam olarak çokluk bildirecektir. A large sum of money ya da a large sum of cash şeklinde çokluk bildirecektir arkadaşlar. Quantifier konularımız, konumuz buraya kadardı. Bununla ilgili sorularınız olursa, anlamadığınız bir nokta olursa veya hocam şu quantifier'ı üstüne biraz daha duralım dediğiniz bir durum olursa lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki derslerimizde onu bir tık daha geniş anlatalım. Bir tık daha dikkat ederek anlatalım. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.